Herkese merhaba, ben Helin Çelik. Bugün 30 Mart 2022. Artık hafta sonuna geldik ve kripto para piyasası ufak bir düzeltmeyle karşı karşıya. Haftayı ağırlıklı olarak alıcılı geçirdi. Rusya-Ukrayna görüşmeleri hala gündemde ve kripto para piyasası üzerinde etkili. Dün umutları yeşerten haberler gelmişti. Kiev'den askerler geri çekilmişti, Rus askerlere. Ancak bugün Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle alakalı görüşmelerin beklendiği gibi geçmediğine dair haberler piyasada biraz geri çekilme sürecini başlatmış oldu. Şu an düzeltme evresinde diyebiliriz. Kritik destekler de fiyatlanıyor. Bunun hepsini teknik bölümümüzde değerlendireceğiz. Ancak önce haber akışına tekrar bir göz atalım, geri dönüş yapalım. Evet, piyasayı domine eden Rusya-Ukrayna görüşmeleri var ama piyasada umutları yeşerten bazı haberler de var. Bunlardan bir tanesi Cardano ile alakalı. Cardano'daki kullanıcı sayısı yıl içerisinde kat be kat arttı. Hatta şöyle bir veri var, paylaşmak istiyorum sizinle. Zincir içi işlemler 2022 yılında 50 kat arttı ve bu da Cardano'nun fiyatına yansıdı. Diğer haberimiz Bitcoin ile alakalı. Bitcoin tutan cüzdan sayıları 40 milyonu geçti. Geçtiğimiz hafta 40 milyona yaklaştı diye haber yapmıştık, haber çıkmıştık. Ancak bu hafta 40 milyonu devirdiğini biz gözlemliyoruz. Yani geri çekilme sürecinden sonraki toparlanma süreci yatırımcıda biraz daha fazla güven tazeledi diyebiliriz. Yeni yatırımcılar girmeye başladı. Farklı cüzdanlar açılmaya başlandı ve BTC'ler tutuluyor bu cüzdanlarda. Ve sayıca hatırı sayılır miktarda bir artış yaşanıyor. Cardano analizi de yapacağız bugün bu arada ve Avax'ı da ekledik Phantom'la beraber. O yüzden teknik bölümümüzden önce hemen kısaca haber detaylarını tekrar toplamak istiyorum. OpenSea'de Solana NFT'leri desteklenmeye başlayacak. Bu da Solana açısından süreç içerisinde güzel bir hareket yaratabilir. Tavanı besleyen bir ivme görebiliriz. Solana'yı da bir sonraki videomuzda ele alalım ama bugün Cardano'yu ve Phantom'u ekledik sizden gelen istek doğrultusunda. Bir sonraki videoda şey olarak, inisiyatif olarak Solana'yı da ben ekleyeceğim. Diğer haberlere göz attığımızda aslında irili ufaklı bir takım haberlerin geldiğini görüyoruz. OpenSea'yı söylemiştik, Solana destekliyor. Cüzdan sayılarında güzel bir artış var. Dubai'de bir okul Bitcoin kabul etmeye başlayacak. Yani bu ödemelerde kripto para kabul edilmesine dair yapılan güzel bir adım. Açıkçası Rusya zaten petrol ve gazda Bitcoin ödemesi alabileceğini söylemişti. Arkasından biraz daha farklı ülkeler, farklı konseptlerde ve farklı kurumlarında kripto para kabulüne dair atılımlar yapmaya başladı açıkçası. Bizde de belki süreç içerisinde gelişmeler olur, tabi bilemiyoruz bunu ama şu an itibariyle biraz bunun gerisinde kalmış durumdayız. Umarım ki önümüzdeki süreçte bu durum değişir diyerek MetaMask'e geçiyorum. MetaMask Apple Pay ile aslında ortaklık kurdu. Burada Ethereum transfer etmeye gerek duymadan kredi kartlarıyla kripto para alınabilecek. Süreç içerisinde takip etmeye başlamış olacağız ama MetaMask ve Apple Pay'in ortaklığı piyasaya çok şey kazandıracak diye düşünüyorum. Hemen lafı çok uzatmadan buradan teknik bölümümüze geçelim. Ve Bitcoin dolar paritesiyle başlayalım. Biliyorsunuz Perşembe günleri saat 8'de Cüneyt Özdemir'in kanalında ayrıca Kripto Zamanlar programı yapıyorum ve orada incelediğim bir Bitcoin dolar grafiği vardı. Bu grafikteki tutarlılıklar da belli olsun ve oradan da takip edebilelim diye ve güzel de ilerleyen seviyeleri var açıkçası. Oradaki grafiği kullanacağım. Yükseliş trendindeki fiyatlama devam ediyor. Simetrik üçgen yukarı yönlü kırıldı. İlk tepkisini 48.000 seviyelerinden aldı. Aşağıda çok güzel bir destek, Fibo desteği var. 46.500'ler, 46.500'leri test ederek buradan bir miktar toparladı ancak yeterli değil. Yukarıda mum olarak bir çekiç var. O yüzden dikkat diyorum. Yani 48.000'i geçmediği sürece yeterli alıcı gelmediği müddetçe aşağıdaki vuku bulan satışlar derinleşebilir maalesef ve burada öne çıkan 46.500'lü seviyeler. 46.500 kırılırsa satışlar derinleşebilir ve 41.300 seviyelerine kadar geri çekilme yaşanabilir. Bu noktada takip ettiğimiz günlükte beliren trend önemli olacak. Trend desteği gündeme gelebilir. Sert bir satış baskısı gelirse, desteğe gelirse eğer buradaki toparlanma sürecine göre fırsat olarak değerlendirip değerlendirmeyeceğimize ayrıca bakacağız ama bizim için kritik bir bölgede fiyatlanıyor Bitcoin dolar paritesi. O yüzden özellikle 46.500'lerin üzerinde kalması ve yukarıda ise 48.000 lira artık
geçmiş olması gerekiyor. Yani bir önceki zirvesine geçmesi lazım ve böylelikle 50.000, 50.700 seviyelerine kadar ilk etapta ivme yakalayabiliriz. Sonraki periyotta ise 55.000'ler gündeme gelebilir diyerek hemen diğer grafiğimiz Cardano'ya geçelim. Cardano'nun şu an günlük grafiğindeyiz. Bunu geniş çerçeveden bakabilmemiz için ilk etapta günlük olarak aldım. Düşüş trendini yukarı yönlü kırdı ancak burada dikkat etmemiz gereken çok güzel bir formasyon ve trendin kırılımında hacimli bir alış var. Longların hacmi inanılmaz derecede arttı. Hangi gün yaşandı? Aslında 23 Mart'ta yaşandı. 23 Mart'tan bu yana biraz hacim olarak zayıflasa da hala umut vaat ediyor. Tabii piyasanın genel koşulu bizim için önemli olacak. Düşüş trendini kırdı ve hangi formasyon sayesinde kırdı? Hemen onu da hızlıca göstereyim. Aslında 4 saatlik grafikte çalıştım ben bu Fibo'yu. Ama bu trendin nereden geldiğini görmemiz için günlükle başlamış bulunduk. Şu an 4 saatlik grafiğe geçtim. Çanak formasyonumuz var ve yükseliş kadar aslında hedefini tamamlamış oldu. Takılı kaldığı bölge 1.24'ler. 1.24 seviyesini test ederek bir miktar geri çekildi. Şu an itibariyle kritik bir evrede. Neden? Çünkü 4 saatlik grafikte hem 9 hem de 20 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü test ediyor. Buradaki sarmal bizim için önemli olacak ve tolere edebileceğimiz geri çekilme süreci ise ilk etapta 1.15 seviyeleri olacak. 1.15'in üzerinde kalabilirse tekrar 1.24'e kadar tepki alabilir ama şu an pozisyona yeni girecek olan yatırımcı varsa şu hareketli ortalama bölgesindeki ayrışma sürecini takip etmesinde yarar var. Satışlar derinleşirse daha aşağıdan maliyetlenmek için fırsat yaratabilir Cardano yatırımcısına. 1.15 ve sonrasında 1.10 seviyeleri göz önünde bulundurulabilir. Yukarıda ise bu toparlanma süreci ve eğer hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı başarabilirse eğer 1.24'ler bizim için makul seviyeler. Buraya geldiğimiz zaman karı realize edebiliriz. Çünkü devamlılık için yani longların hacmini artırması ve yükselişin devamlılığı için 1.24'ü kırmamız lazım. 1.24 kırılmadığı müddetçe geri çekilmeler devam edebilir. Cardano'da dikkat diyoruz. Peki kırılırsa bir sonraki stepte nereye kadar bekleyelim? 1.30 ve 1.33 bandı var. Buraya kadar değerlendirebiliriz aralığı. Yani aslında toparlayacak olursak şu an elinde Cardano olan yatırımcı bu aralığı hareketli ortalama aralığını beklesin. Yukarıda 1.24 kritik direnç kıramazsa tekrar geri çekilebilir pozisyonunu yani yeniden değerlendirmeye alsın. Elinde Cardano olmayan yatırımcı 1.15 ilk destek noktası sarkarsa 1.10 ve 1.07'yi takip edeceğiz. Maliyetlenmek için uygun alanlar yaratmaya çalışacağız. Yukarıda ise karı realize edebileceğimiz ilk bölge 1.24 kırarsa tekrar pozisyon ya yenilenebilir ya da bekleme yolunda devam edilebilir. 1.30, 1.33 bir sonraki stepte izleyeceğimiz iki direnç noktası. AVAX'a geçiyorum. AVAX yükseliş trendinde fiyatlanmaya devam ediyor. Ancak uzun süre düşüş trendinde yani yukarıda minör diyebileceğimiz yani neredeyse majöre evrilen bir düşüş trendine girmişti. 145 seviyesini test etmesinin ardından 52 seviyelerine kadar geri çekilmişti. Ancak ana trendin bozulmadığını söylememiz mümkün. Bütün bu geri çekilme sürecinde ve toparlanma evresine girdiğimizi düşünüyorum şu an AVAX'ta. Düşüş trendini kırdı ve yukarıda 99.20 direncini test ederek buradan tepki aldı. Aşağıda yine bir Fibo seviyesi 88.18 desteği var. Bu bölge çok kritik bir bölge çünkü aynı zamanda günlük grafikte 9 günlük hareketli ortalamaya denk gelen bir yer. Eğer hem hareketli ortalama hem de 88.18'i aşağı yönlü kırarsa o zaman 72.50 seviyesine kadar geri çekilme bekleyebiliriz. Bu tam olarak trend desteğine yakın bir bölge, maliyetlenmek için uygun bir alan ancak toparlanma sürecini görmemiz lazım. Bu düşüş senaryosunda yapabileceklerimiz. Peki eğer 88.18'in üzerinde ve aynı zamanda hareketli ortalama üzerinde kalabilirse yukarıda 99.20'ye kadar pozisyonlarımızı değerlendirebiliriz ancak kırılması önemli 99.100 bandının. Çünkü bu daha önce 17 Şubat'ta test ederek geri çekildiği trend desteğine tekrar dönüş yaptığı bir alan bakacak olursak. O yüzden bizim şu alandan sıyrılmamız önemli. Eğer sıyrılabilirsek 110 ve sonrasında 123-124 seviyelerine kadar pozisyonlarımızı değerlendirebiliriz. Bu noktada tabii ana trend görünümünü takip etmek önemli olacak.
trend görünümünde bozulma olmadığı müddetçe yaşanabilecek olan geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir diyerek son kripto para birimimiz Phantom'a geçiyorum. Phantom yükselen kanal içerisinde fiyatlanıyor. 4 saatlik grafikte incelediğimiz zaman şu an tam olarak aslında biz kanal desteğinde konumlandığını görüyoruz. Hareketli ortalamanın gerisine düşmüş ve bir hamleyle aslında daha önce kanal desteğini test ederek hareketli ortalama bölgesine tekrar ivme kazanmış buraya kadar. Ancak burayı kırmak için yeterli momentumu bulamamış ve tekrar kanal desteği gündemde, yani kritik bir evre. Buralarda tutunması önemli. Tolere edebileceğimiz bant aralığı ise 1.40 ile 1.37. Buralara kadar sarkabilir ama buradan hacimli bir çıkış yakalanırsa eğer 1.34, 1.28 ve 1.23 destekleri takip edilebilir. Kanaldan, yani daha doğrusu kanal desteğinden gelebilecek olan toparlanmalar ilk etapta 1.43, sonrasında 1.47, daha sonra kanalın direncine kadar, yani 1.54'e kadar değerlendirilebilir. Day trade'lerde kanal görünümü boyunca traderlar hareket edebilir diyoruz. Vaktinizi bana ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.